Merhaba, bugün 31 Ekim 2011 Pazartesi. Forex Park'ın hazırladığı günlük piyasa analizine başlıyoruz. Evet, yine hareketli bir haftayı hareketli bir şekilde giriyoruz. Bu hafta çarşamba akşamı Fed toplantısı sonlanıp faiz kararı açıklanacak ve yine Amerika'dan cuma günü tarım dışı istihdam rakamları gelecek. Avrupa tarafındaki gelişmeler zaten piyasaları etkilemeye devam ediyor. Ayrıca perşembe günü Avrupa Merkez Bankası Trichet'in ayrılmasının ardından eski İtalya Merkez Bankası Başkanı olan ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına seçilen Mario Draghi liderliğindeki ilk faiz toplantısını yapacak. Son olarak da G20 toplantısı takip edilecek. Bu yoğun gündem maddelerinin yanında bugün karşımıza çıkan önemli gelişmelere bakalım. Öncelikle Japonya, yendeki aşırı değerlenmeden haftalardır bahsediyoruz. Teknik analiz yorumlarımızda da sürekli olarak dolar yen paritesinin yendeki değerlenmeye bağlı olarak aşağı eğimli olduğundan da bahsetmiştik. Bu durumda özellikle Toyota gibi ihracatçılar aşırı derecede mutsuzdu. Ve Japonya Merkez Bankası tarafından yılın 3. müdahalesi geldi. Yenin değerini düşürmek için yapılan bu müdahale sonrası 400 pip yukarı hareket eden parite hafif gevşemeler yaşıyor şu saatlerde. Bu son 3 ay içerisindeki ikinci müdahale olarak da kayıtlara geçti. Avrupa tarafına bakarsak Çin'den destek talepleri ortaya çıkmaya başladı. FSF Başkanı Klaus Regling de Çin'in fona destekte bulunmasını beklediklerini açıklaması da bu talebi resmileştirdi. Fakat bazı kurumlar da bu olayın çok gereksiz olduğunu, Avrupa'nın bu sorunu kendi içerisinde çözebileceğini savunması ise ilgi çekiciydi. Madem çözülebiliyor, bunca zaman neden çözülemedi? Halkın bu kadar mağdur edilmesi, eylemler yapılması mı gerekiyordu diye kendilerine sormak gerekiyor. Bu arada Çin ise konuya duyarsız kalmamış gibi duruyor. Yapılacak yardım türünü ve miktarını görüşeceklerini, bu konuda istekli olduklarını açıklayan Çinli yetkililer yine de temkinli olacaklarını da belirttiler. Bugün saat 12'de gelecek olan işsizlik oranı ve TÜFE rakamları Avrupa için önem taşıyor. Saat 15.45'te ise Amerika'dan Chicago satın alma müdürleri endeksi verisi gelecek, hareket yaratabilir, dikkatli olmakta fayda var. Şimdi günün diğer gelişmelerine bakalım ekonomik takvim bölümünden, arkasından da her zaman olduğu gibi teknik analiz bölümünde birlikteyiz. Evet, şimdi teknik analiz bölümündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi Euro dolar paritesinde 4 saatlik grafiklere bakıyoruz şu anda. Paritede görmüş olduğunuz gibi sert yukarı hareketin ardından bu geçen hafta yapılan Avrupa Birliği liderleri toplantısındaki çıkan kararlarla beraber yaklaşık görmüş olduğunuz gibi 450 pip civarında bir yukarı hareket gerçekleşti. Fakat bu sabah saatlerinde yaşanan düşüş daha da hızlandı ve yaklaşık görmüş olduğunuz gibi 190 pip civarında bir gerileme yaşattı pariteye. Şu anda görmüş olduğumuz gibi yine tekrar şurada 3. destek bölgemiz olan 1.42'yi hızlı bir şekilde aşağı kırdı sabah saatlerinde ve artık devamını getirmesini bekliyoruz bu hareketin. Görmüş olduğunuz gibi aşağıdaki dip seviyesi olan 39.70 seviyeleri eğer ki aşağı geçirmeyi başarırsa tekrar pariteyi 39.25 seviyene kadar, bakın şurada görmüş olduğumuz hareketli ortalama 39.20 civarlarında bu seviyeye kadar pariteyi taşıyabilir. Bundan sonra ise bakın şu civarlarda görmüş olduğumuz 39.60-39.40 aralığı önemli şu seviyeler. Şu seviye 39.60 civarına kadar da, pardon 38.60 civarına kadar da pariteyi tekrar aşağıya taşıyabilir.
bu gerileme hareketi 38-60 seviyesinde kırılmış olması demek, hareketin daha da aşağı geleceğini, 37-90'lar ve ondan sonra tekrar 36-80 seviyene kadar da geri çekilmelerin yaşanabileceğini bize gösteriyor. O yüzden de aşağıdaki destek seviyelerini, şu bölge özellikle ve şuradaki bölge, şu aralığı dikkatle takip etmekte fayda var. Bu seviyeler kırılırsa aşağı hareketin devamı gelebilir diye düşünüyoruz. Bakın zaten şurada kısa vadeli olarak bugünkü hareketin ne olacağını tahmin etmeye çalışırsak da görmüş olduğunuz gibi şuradaki bölge 41.20 ile 41.02 arası, 41.00 arası şu bölge eğer ki yukarı doğru geçilmez ise bu bölgenin altında kaldığımız sürece aşağı hareketin devamının gelebileceğini söyleyebiliriz net olarak. O yüzden şu bölgeyi dikkatle takip etmekte fayda var. Şu bölge geçilmediği sürece aşağı hareketin devamı gelecektir. Bugün için yukarı tepkilere yönelik düşünceler riskli olabilir. Buna yönelik hareketler çok ciddi kayıplara neden olabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var bugün için. Belki de sadece bugün izleyip haftanın geri kalanında daha hareketin yönünü tahmin etmeye yönelik düşünceler daha sağlıklı olabilir. O yüzden bugün demiş olduğumuz gibi aşağıda 38-60, yukarıda 41-20 seviyesi aralığı önemli. Bu aralıklar bugünkü hareket bandını belirliyor. Sterlin dolara baktığımızda sterlin dolarda da görmüş olduğunuz gibi 4 saatlik grafik çok güzel şekilde işliyor. Daha önce de bakın şu bölgelerde şurada, 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 şurada ve çok ciddi hareketler yaşatmıştı. Bugün yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamamız şu an için 59.45 seviyelerinde ve fiyatın da döndüğü yer 1.59.60 seviyeleri. Yani yaklaşık 10-15 bitlik bir yinelme payıyla gene dönüşü çok güzel şekilde yakalamış oldu hareketli ortalamamız. Bundan sonra şu anda tekrar bir yukarı hareket içerisine girdi. Fakat bunun kalıcı olduğunu da çok fazla düşünmüyoruz. O yüzden şuradaki hareketli ortalamanın kuvvetli bir destek olduğunu söyleyebiliriz. 59 tam olarak net söyleyelim. 59.45 seviyesi, 1.59.45 eğer ki aşağı kırılırsa bundan sonraki hedefimiz 1.58.80 olacaktır. Bunu da net olarak söyleyebiliriz bugün içerisinde şu aralık hızlı bir şekilde geçilebilir. Görmüş olduğunuz gibi şurada mavi çizilmiş Fibonacci düzeltme seviyemiz bizim için güzel bir destek seviyesi bugün için. Zaten buranın da altında bu hafta için konuşursak yine 56.82 ile 56.35 seviyeleri arası önemli. Bunun da altında şurada görmüş olduğumuz dip seviyemiz var. 55.34. Buraya kadar da tekrar eğer ki aşağı hareket olursa destek seviyeleri olacaktır. Dolar frank paritesine baktığımızda dolar frankta da aşağı hareketin devamının gelme ihtimali kuvvetli olduğu gözüküyor. 4 saatlik grafiklerimize görmüş olduğumuz gibi hareketli ortalamaya daha yaklaşmadık ama hareketli ortalamanın altında kaldığımız için hala yukarı trendin başladığını orta vadede söyleyemeyiz. 0.8808 seviyesi şu anda önemli bir direnç. Bu seviyeyi kırmadığı sürece orta vadede tekrar aşağı hareketler gözlenebilir. İlk hedef 0.8620 olacaktır. Bu 86.20 pivot noktası kırılırsa ondan sonra tekrar destek seviyelerine doğru harekete devam edebilir. Ama bugün içerisinde yukarı hareketin devamını beklemek riskli. Bunu da tekrar hatırlatalım. Şu seviye geçildikten sonra belki yukarı hareket söz konusu olabilir ama burası geçilmediği sürece orta vadede aşağı hareketin devamı beklenebilir. Dolar Japonya'ya baktığımızda Merkez Bankası'nın müdahalesini görüyoruz. Japonya Merkez Bankası'nın bakın şurada da yine yaptığı bir müdahale vardı. Az önce de zaten belirttik. Son 3 ay içerisinde bakın 1, 2 ve 3 bu ikinci müdahale oldu. Fakat görmüş olduğunuz gibi daha önceki müdahale de günlük grafikler bunlar. Yaptığı müdahaleden sonra bir geri çekilme yaşamıştı ve ondan sonraki 3 gün içinde de geldiği yere tekrar ulaşmıştı. Yine bakın günlük grafik eğer ki bu seviyeler kapatırsa bu müdahale gününe çok yakın bir grafik sergilemiş olacağız. Ve bundan sonraki günlerde de eğer ki düşüş gelirse
çok çok da fazla şaşırmamak gerekiyor ama genel olarak müdahale geldikten sonra satış hareketi, daha doğrusu bu grafik için konuşursak satış hareketinin biraz korkulduğunu, tekrar müdahale gelebilme ihtimalinden de çekiniyor açıkçası. Ama geçen müdahalede bu olmadı. O yüzden yine aynı senaryo gerçekleşebilir. Bunu da söyleyelim. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi daha önceden çizmiştik Fibonacci düzeltme seviyemizi 79-58. Buraya kadar bir hareket gerçekleşti ve burada tekrar aşağı doğru bir kanala girmiş durumdayız. Kısa vadede bakın saatlik grafiklerde son 4 saattir hiç soluk almadan düşüyor. Şu anda 77-20'ye kadar bir geri çekilme yaşaması beklenebilir paritenin. Çok risk taşıyor bugün içerisinde. Suların biraz durulmasını beklemekte fayda var. Dolar Japon yeni için. Dolar TL'ye baktığımızda durum nedir? Dolar TL'de bakın görmüş olduğumuz gibi yine saatlik grafiklerine bakıyoruz şu anda. Açılıştan sonra bir yukarı hareket söz konusu olmuştu. Bakın harekette ortalamalarımızın kesişmesi kısa vadede bir yukarı hareketin olabilme ihtimalini bize düşündürüyor. Fakat 4 saatlik grafiklere baktığımızda daha yukarı hareketin 1.80'lerin üzerine çıkamayacağını ve 1.79-67 gibi bir seviyeye, eğer ki bugün için çıkarsa bundan bahsediyoruz. Bugün için 79-65 civarlarına kadar bir yukarı hareketi olabileceğini söylüyor ama bunun da daha da üzerine çıkması biraz zor. Şimdi bakın şundan bahsedelim. Üçüncü direnç seviyemiz olan 75-90 seviyesi bugün açıkçası güzel çalıştı. Fiyat da 1.76'ya kadar çıkıp buradan aşağı doğru tepkiler vermeye çalışıyor zaten şu anda. Eğer ki aşağıdaki 1.74-58 kırılırsa bu sefer tekrar buradaki aşağı trend devamı gelecektir. Ve aşağı harekete tekrar devam edecektir parite. O yüzden bugün 1.76'nın üzerinde 4 saatlik bir kapanış bekleyeceğiz. Eğer bunu başarırsa zaten tekrar yukarı harekete devam edebilir. Son olarak altındayız. Altında da dün geçen hafta bahsettiğimiz 1.750 seviyesinin üzerinde çok hafif bir şekilde çıktıktan sonra 1.752 yaptı sanırım buralarda. Tam şu seviyelerde. Ondan sonra tekrar bir gevşeme geldi. 4 saatlik grafiklerde daha net göreceğiz. Şu andaki hedefi 1.680 civarları. 1.680 seviyelerine kadar bir geri çekilme olursa tekrar bu seviyelerden alıcılar gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyoruz. Stokastik gösterdiğimiz yine dip seviyelere doğru yaklaşıyor. Eğer ki zaten bu aşağı hareket olacaksa muhtemelen hızlı bir aşağı hareket olacaktır. Buradan yavaş yavaş yaklaşık şöyle 20 saat içerisinde bir aşağı hareket beklemek çok mantıklı değil. Bunu hızlı bir şekilde gelecekse ancak bunu bu şekilde yapabilir. Çünkü stokastik göstergesi artık aşağı seviyelere çok fazla duramayacak gibi duruyor. Bakın aynen şurada olduğu gibi hızlı bir şekilde aşağı hareket yapacaksa bakın fiyat yine buralardaydı ve dip seviyeye doğru yaklaşmıştık. Ondan sonra buradan yaklaşık 400 pip civarında bir aşağı hareket gerçekleştirdi ve stokastik göstergemiz dip seviyelere vurdu. Yine aynı senaryoyu gerçekleştirirse 1.680 seviyelerden yine tepki verip kafasını yukarı çevirebilir. Tekrar yukarı harekete başlayabilir. Yukarıda ise önemli direnç seviyemiz yine 1.750 civarları. Bu seviyelerin kırılması durumunda ise artık tekrar yukarı hareketler başlayabilir ve 1.755 ve 1.762.42 direncine doğru da hareket devam edebilir. Evet, günlük analizin sonuna geldik bugün de. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.